Merhabalar sevgili ikizler burçları, yükseleni ve ay burcu da ikizler olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için şöyle Haziran ayına niyet. Takipçilerime, abonelerime ve beğeni yapanlara niyet ederek şöyle fincanımı kapatmış bulunmaktayım. Ben sizlerin niyetine kapatmışken lütfen sizler de kendi niyetlerinizi Oğludu niyetiyle ve özellikle de kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Önce bir kahve ve ardından da bir tarot açılımımız olacak. Açılımlarımızda size ait olan pozitif enerjiyi alın lütfen. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Hazırsanız ve niyetler tutulduysa hemen şöyle bir fincanıza bir bakalım. Bizlere neler gösterecek. Evet hadi bakalım. Şöyle önceliğim sizlersiniz. Ben şöyle bir göstermek istiyorum. Tabii ki de bu arada ben de şöyle bir bakıyorum. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir başlayalım. Bak attığın bir olta var resmen. Yani bir balık tutmaktan bahsetmiyorum ama çok güzel bir nasibi tutmaktan bahsediyorum. Attığınız oltanın ucuna bir nasip takılıyor. Lütfen bunu kendinize göre yorumlayın çünkü ben kolektif bir açılım yapıyorum. Siz burada bu nasibi alacaksınız ve iyi değerlendireceksiniz demektir. Bak bu oltanın takılan nasip güzel bir nasip demektir. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı şöyle söyleyeceğim. Belki bir iş, belki bir eğitim ya da hak ettiğiniz bir şey var. Belki miras gibi durumunuz var. İşte tam da bu oltaya takılan nasip böyle bir şey olduğunu da gösteriyor bunun geleceğinin artık nasıl diyeyim vaktinin geldiğinin gösteren bir durumda da geldi şimdi arkadaşlar ağız açık bir şekilde avaz avaz bağırıyorsunuz benim sesimi duyun birileri hal ve hareketlerinizi aslında anlamasını bekler vaziyette de görünüyorsunuz. Birilerine hareketlerinizle belki de anlatmaya çalıştıklarınız var ya da birilerine kendinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz ama burada ağzınızın açıklığı beni anlayan birisi yok mu? Bak ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Beni anlayın demek gibi bir durum var burada sesinizi şu an tam olarak da duyuramadığınızı söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, isyan etmek gibi düşünmeyin ama aklınızda şöyle bir şey var. Ya ben o kadar okudum, okudum, doktoramı yaptım, ee, hani bir ton şey yaptım işte, eğitimlere girdim, seminerlere girdim, okulumu da okudum, eğitimimi bitirdim ama ee, şu anda ben işsizim mi diyorsunuz ya da çalışacak iş bulamıyorum mu diyorsunuz böyle bir durumunuz var bu bir isyan olarak değil de hani bu bir düşünce olarak ne yapsam ne etsem gibi bir dua mı ediyorsunuz hani e, yolum açılsın önüm belirlensin bir yola gireyim mi demek istiyorsunuz böyle bir durum var arkadaşlar ben size şöyle bir şey söyleyeceğim bununla alakalı bir duanız varsa işte eğitimimi tamamladım artık bir işim gücüm olsun bak ben bu iş konusunda örnek veriyorum bilginiz olsun işim gücüm olsun diye uğraşıyorsanız eğer tam olarak bu duanıza bir ses geliyor bir haber geliyor yani duanıza aslında bir icabet edileceğinin de göstergesidir aynı zamanda Duanızda ısrarcı olun. Maneviyatınızdan mümkün mertebe şaşmadan devam etmeniz lazım. Özellikle bunları eklemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bak bir ateş yakmışsınız. Şimdi sizin kalbinizde de olan bir ateş olabilir bu. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Kalpten içten olan bir yangından bahsediyorum. Ne yaparsanız yapın içinizin yangınını, içinizin ateşini söndüremediğiniz bir durum, bir musibet yaşamış olabilirsiniz. Ama zaman bunun ilacıdır, buna emin olabilirsiniz. Şimdi bir ateş yakıp da bir yemek yapabilirsiniz. Bunu da bu durumdan da ben açıkçası bahsetmek istiyorum. Yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. Yemeği yapıyorsunuz ama kendiniz için değil bir hayır hasenet için ya da birileriniz birileri için yani yemeği yapıp da dağıtmak gibi bir durum olabilir sizler için. İyi bir şeyler yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Ya da şöyle söyleyeyim aşçısınızdır. Aşçılıkla alakalı bir meslek edinebilirsiniz. Çünkü burada ateş yanmış işin başına hadi geç artık diyen bir şekilde de geldi. Bak bunu da söyleyeyim elinin lezzetiyle bir şeyler yapacağını da söylemek istiyorum. Tabi ateşin yanmasını arkadaşlar, hani pişip de bir kıvama gelmek bir olgunlaşma durumu olur ya insanda. Sizler de artık yaşadığınızı yaşadınız, tecrübe edeceğiniz konuları ettiniz ve şu anda artık ben pişip de kıvama geldim, ben olgunlaştım. Ben olgunlukla kendi kararlarımı kendim verebiliyorum. Yanlış da karar vermiyorum diyebilirsiniz. Kendi kendinize bir olgunluk ibaresi katabilirsiniz. Bak bunu da söyleyeyim. Evet, şöyle bir devam edersek. Biraz sakinliğinizi korumanızı istiyorum. Fincanınız gerçekten çok hareketli. Bu ay belki de size olabildiğince hareketli haliyle gelecek. Ama sakinliğinizi korumanız gerektiğinden bahsediyorum. O da niye? Yanlış kararlar, yanlış sonuçlar doğurur arkadaşlar. Bu konuda sakinliğini koruyup da hızlı kararlar vermemeye dikkat etmeniz lazım. Bu önemli. Şimdi birine elinizi uzatmışsınız. Sadaka mahiyetinde de olabilir. Yardım mahiyetinde de olabilir. Ama e, ben şunu söylerim her zaman. Alan el ve olmaktansa veren el olmayı e, olmak çok güzel bir şey ve bu veren el olmayı da aslında Allah nasip edecek ki siz veren bir el olabilirsiniz. Şimdi e, tabii ki ilk önce yakınlarınızdan ya da sağda solda gördüğünüz ihtiyaç sahipleri olabilir. Bir sadaka mahiyetinde verebilirsiniz. Bu konuda eliniz açık çıkmış. Bu konuda sizin enerjinizi yükseltecek bir konu özellikle söylemek istiyorum. E, tabii ki önce yakınlarınızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerine e, şöyle bir yardımlarda bulunabilirsiniz. Kim olursa olsun bak hiç ayırt etmeden yardımda, destekte bulunuyorsanız ya da bir sadaka mahiyetinde bunu bulunduruyorsanız, veriyorsanız eğer şunu özellikle söylemek istiyorum sizlere bir niyetiniz olsun yani bir derdiniz vardır o derdinizin sıkıntınızın çözülmesine niyet ederek o parayı verebilirsiniz ya da işte genel olarak bir niyetiniz olsun işte bu sadaka beni ya da bu yardım beni kazalardan belalardan kem gözlerden nazarlardan korusun diye veriyorum diyebilirsiniz ama bir niyetinizin olması esastır arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Ayrıca şu da çok basit bir alma verme dengesidir. Bugün siz ihtiyacı olana yardım ederseniz yarın siz ihtiyacı olan bir duruma geldiğinizde sizlere de el açılacak demektir. Bak bunu da söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bak ee, şuradaki yılanlar çoğalmaya başlamış 1 2, üç tane yılan var baş kaldıran Üç kişiyle aranız mı açık Üç kişiyle zıtlaşıyor musunuz Ya da üç kişi e, Ya da şöyle söyleyeceğim Bu bir vade olarak da görünür 3 gün içinde bir tartışma olabilir. 3 ay içerisinde sıkıntılar kendini gösterebilir. Bazı gerçekler ortaya çıkar. Bu yalanların yılanların gerçek yüzünü öğrenirsin. Yalanları da öğrenirsin peşi sıra. Ama böyle 3 tane 3 kişinin bir baş kaldırısı var sana. Örnek veriyorum. İş yeri sahibisindir. 3 tane elemanın vardır. Sana baş kaldıracak bir durum ortaya çıkacak demektir hoşuna gitmeyecek durumlar o yüzden böyle net bir şekilde söylemeye çalışıyorum. Bir de arkadaşlar tamirat mı, tadilat mı? Böyle bir takım durumlar var aslında. Ee, elektrik tesisatı, su tesisatı gibi düşünebilirsiniz. Belki evinizde böyle bir Problem olacak. Bunlarla uğraşabilirsiniz. Ya da yaz geliyor artık. Belki evinizde bir boya badana gibi, tamirat tadilat gibi durumlara girebilirsiniz. Ama bu zamanda da bunlarla uğraşmak gibi bir takım durumlarınız görünüyor. Şimdi arkadaşlar, bakın, gelip gidip sana laf sokan bir ismi var. Bak açık açık da söyleyeceğim bunu geliyor sana laf sokuyor gidiyor sen ona gidiyorsun laf sokuyorsun geliyorsun. Aslında böyle bir kısır döngüden bahsetmek istiyorum ki burası çözümsüz bir noktada kalmış. Yani tam bir kısır döngü. Birinin artık susması gerekiyor ya da birinin artık kenara çekilmesi. Hani ben artık bittim, tükendim demeden önce bir susulması gerektiğinden bahsediyor. Çok zıtlaştığınız bir insan olabilir sürekli birbirinizle anlaşamadığınız bir insan olabilir bu fincanda çıktığı için hanede demek istiyorum hane dışından da olabilir lütfen kendinize göre yorumlayın ama sürekli hır hır sürekli böyle tartışma zıtlık ortamı sizi tüketen bir ortam enerjinizi sömüren ve düşüren bir ortam böyle bir ortamda da uzun vadeli kalamazsınız İş yerinize de olabilir bu eğitim hayatınızda da olabilir. Ama lütfen dikkat edin ee, bu sizin bak sizinle alakalı yorumluyorum yine zıtlıklar tartışmalar enerjiye çok güzel başlarsın yeni bir güne ama enerji sıfır bitik bir şekilde gelirsin eve tam da böyle bir durumdan bahsediyorum. Şuradaki işareti görüyorsunuz değil mi? Ee, bir vefat haberi diyebilirim ben buna birisinin böyle bir haberini alabilirsiniz arkadaşlar hani biri vefat ettiğinde böyle göğsümüze taktığımız amblem var ya tam da o amblemden bahsediyorum aslında şu anda ee, birisinin dediğim gibi vefat haberini ölüm haberini alabilirsiniz ya da e, böyle bir e, vefat eden bir kişinin yıl dönümü olabilir o kişiyle alakalı böyle bir takım mevlüttü belki gibi gibi şeyler de olabilir ama onu anmak da olabilir. Yani onu düşünmek, onun yaptıklarını düşünmek gibi bazı duygu durum, düşüncelere de girebilirsiniz bu dönemde. Ben şöyle hemen tabağımı elimi aldım bir bakalım. Tabağınız bizlere neler gösteriyor? Fincanınız bayağı dolu doluydu yalnız gördüğünüz gibi. Tabağınıza da şöyle bir bakalım. Evet. Evet, şöyle gördüğümüz kadarıyla sizlere de aktaracağım arkadaşlar. Bir bakın bakalım. Evet, bir anahtar deliği var ama anahtara bakıyorum da anahtar yok arkadaşlar. Burası önemli yani anahtar deliği var anahtar yok öncelikle şunu söyleyeyim evet bir sıkıntı var ama çözümü yok sıkıntıyı çıkaran kendi de bilmiyor aslında çözümünün nasıl olacağını ortaya bir laf atmış ee, hani delinin biri ortaya bir laf atmış 40 akıllı çıkarmaya çalışmış gibi bir durum var ama çıkaramazsınız ben bunu söyleyeyim bir anahtar deliği var aslında sıkıntı var çözümü yok bir durum var yani o durumun içinden çıkma durumunuz yok anlatabiliyor muyum mümkün mertebe sessizliğinizi bu konuda korumanız lazım aynı zamanda anahtarın olmaması da şöyle bir durum ev alım satım ya da böyle bir anahtarla alakalı işleriniz varsa bu işlerde ertelemeler olacak demektir yani bu ay içerisinde olmasını beklemeyin diyen bir durumda da geldi yavaş olmanız lazım biraz daha e, sakin olmanız gerektiğinden bahsediyorum. Bakın fincana göre tabağınız biraz daha keskin geldi. Şu bir mıknatıs'tır. E, aynı zamanda ve mıknatıs da aslında kişinin hayatına çektiklerinden ibarettir. Öncelikle ben yine maneviyattan şöyle bir faydalanmak istiyorum. Manevi olarak hayatınıza çekmek istediklerinizi çekebilirsiniz. Belki de bu mıknatıs etkisi sizin dualarınıza icabet edileceğinin de göstergesi olabilir. Çünkü siz bir duada bulunuyorsunuz, bir talepte bulunuyorsunuz. Aynı zamanda o mıknatısla kendinize doğru çektiğiniz için o istediğiniz şeyi ne oluyor? Hayatınıza bir e, evrene gönderdiğinizi geri almak gibi bir durumdan bahsediyorum aynı zamanda belki bazı ritüeller olumlamalar yapıyor olabilirsiniz ve şunu da özellikle söyleyeceğim ki dilinizle söylediğiniz ne varsa yarın onu yaşarsınız hep güzellikleri hep iyi hep pozitif hep olumlu şeyleri söylemeyi ve olumlu güzel cümleler kurmayı ihmal etmeyin ve ben yine söylüyorum şunu hep de oldu niyetiyle yapın arkadaşlar Zihin, beyin dediğimiz şey çok farklı bir şey, evren dediğimiz çok farklı bir şey, dua dediğimiz şey çok farklı bir şey. Asla pes etmeden sürekli yapılması gereken bir durumdan da bahsediyorum. Şimdi aynı zamanda şuradaki durumu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi iki kişi bir yola çıkıyorsunuz. Burada sizin için bir nasibe mi gidiyorsunuz? Bir şey mi yapmaya çalışıyorsunuz? İki kişi. Hani bunu kendinize göre yorumlamanızı istiyorum ama emek verip verip de bir yola girmişsiniz iki kişi. Ortak iş yapabilirsiniz ya da bir sunum yapacaksınızdır. Bir projeye girmişsinizdir ama iki kişisinizdir. Anlatabiliyor muyum? ya da ortak bir iş yeriniz vardır gibi düşünebilirsiniz. İki kişi bir iş yapıyorsunuz ve artık onun sonuna geldiğinizi gösteriyor ki önünüzde son bir engel kalmış. Sakın pes etmeyin. O son bir engeli de açtıktan sonrası sizlere sonsuz bir mutluluk diyeceğim ben buna. Sonsuz bir huzura hakim olma durumundan da bahsediyor. Şimdi arkadaşlar şurayı da özellikle söylemek istiyorum. Birincisi şuradaki Kur'an harfi lam harfidir zaten. Maneviyatınıza gerçekten çok fazla ilgilenebilirsiniz. Duaya yönelebilirsiniz. iç sesinize kulak verebilirsiniz. Kendinizi bulmak isteyebilirsiniz. Ben bu dünyaya neden geldim sorusunun cevabını arayabilirsiniz. Bak bunu da söyleyeyim. Maneviyatınızla ilgilenmek de aynı zamanda bunların size cevaplarının geleceğinin de göstergesidir. Aynı zamanda ben size şunu söyleyeceğim. Karaşık bir durumun içinde bu maneviyatla ilgilenme durumu. Kur'an okuma, namaz kılma gibi gibi. Bak şimdi ben herkesin dini farklıdır ona bir şey söyleyemem. Ama ben kendim üzerimden yorum yaparak söylüyorum bunu. Hani bugünlerde karışık bir durumun içinde kalmış olabilirsiniz. Ama maneviyatınız sağlamdır. İşte ben bunu dua ederek ya da ben bunu Kur'an okuyarak, ben bunu namaz kılarak bu problemi çözebilirim gibi bir mantığınızın olduğunu gösterir. Bu aslında ne kadar sağlam bir imana sahip olmaktan da bahseden bir durumdur. Maneviyattan bir beklentinizin olduğunu gösterir ve kesinlikle doğru yolda olduğunuzu da söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle tabağınızı da bir bitirmiş olalım. Ve Haziran ayına niyet ikizler burcuna niyet şöyle kartlarımı özellikle büyük kartlarımı ve büyük fincanımı aylık burçlara sakladığımı biliyorsunuz değil mi? Çünkü bu şekilde daha güzel oluyor. Aylık ve gerçekten ciddi anlamda fark var arkadaşlar. Şöyle hemen kartlarımı sizlerin niyetine karıştırdım. Sizler de lütfen kendi niyetlerinizi olduğu niyetiyle ve kulağınızın duyacağı şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hazırsanız ilk kartımızla bir başlayalım. Mahkeme kartı geldi. Bu kart geldiğinde aklıma şöyle bir şey geldi. Onu da söylemek istiyorum. Manevi çalışmaları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Soran arkadaşlar için özellikle söyleyeceğim. Kanalıma gelin. Shorts kısmı var. Videolar bir yerde. Kısa videolar yani shortslar bir yerde. Oraya gelin. Orada manevi çalışmalar var. Size uygun olanı alıp yapabilirsiniz. Yani genel olarak sizlerle herkese paylaşıyorum zaten ben bu bilgileri. Bundan ziyade şimdi mahkeme kartı geldiğine göre. Gerçek bir resmi adliyelik resmi olan devletle alakalı olan bir mahkemeniz varsa, burada özellikle söylediğim şey benim e Kanalımda paylaştığım mahkemeyi kazanmak, mahkemede haklı çıkmak, mahkemede gerçeklerin ortaya çıkması gibi bir manevi çalışmam var kanalımda. Onu bulun ve onu yapın. Sizlere faydası olacaktır bu bir. Bir de bir mahkeme sürecinden geçtiğinizi gösteren, resmi bir mahkeme sürecinden geçtiğinizi gösteren bir kartım geldi. Bu mahkemede sizi çok sıkıştırıp bunaltmış olabilirler. Zaten hali hazırda hiçbir mahkeme güzel değildir. Ama böyle bir durumda da sizin bunu aldığınızı ama bazı şeylerin de saklandığını gösteriyor. Artık o saklananların ortaya çıkacağını gösteriyor. Diğer bir içsel olarak bir mahkeme sürecinde de şunu söylemek istiyorum. Kendi içinizde bir mahkeme kurmuşsunuz. O on dedi, bu bunu dedi, şu şunu dedi, bu böyle davrandı. O niye öyle yaptı gibi gibi bir mahkeme kurduğunuzu gösteriyor ve bu mahkemeyi artık sonlandırmanız gerektiğinden de bahseden bir kartım geldi. Devam edelim bir bakalım. Evet tılsımlardan geldi ikinci kartım. Bakın Burada kendi işini kurmak isteyen arkadaşlar varsa sizin için bu ay çok fırsatlarla dolu, enerjinizin ve nasibinizin bol olduğu bir aya tekabül ediyor. Ben bunu söyleyeyim. Bir kere çok şanslı olacaksınız. Belki bir iş yeri açmak size çok zor gelirken bu ay çok kolay, önünde engelsiz bir şekilde açabilirsiniz. Eğer bir iş yeriniz varsa ve e ee, halihazırda aktif bir iş yeriniz varsa burada elinizin emeğiyle, gözünüzün nuruyla, alnınızın teriyle yaptığınız işlerin çoğalması, mesela müşterilerinizin çoğalması, maddi olarak gelirin çoğalması gibi bir durum olduğunda söylemek istiyorum. Ama ince ayrıntı nedir? Siz emek veriyorsunuz, siz uğraşıyorsunuz. Yani bir mücadelenin içinde olduğunuzda gösterir. Devam edelim. Şöyle bir bakalım. İlk 5 kartımızı şöyle bir çekmiş olalım. Evet diğer kartım kupa dörtlüsünden geldi. Kupa tört, e, dörtlüsünde sizlere gelen bir teklif var. Ama bu teklifi değerlendirmek için şöyle bir zamana ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Yani e, ben size şöyle bir kısa bir bilgi vermek istiyorum. Gelen teklif temiz bir yerden geliyor. Gelen teklif senin iyiliğin için geliyor. Seni tutup da ayağa kaldırmak için geliyor. Ama sen yaşanmışlıklarından kaynaklı kimsenin sana iyilik yapmayacağını düşünerek, e, neden böyle bir teklif geliyor diye bir şüphede ya da bir vesvesede kaldığın için evet bu bana böyle bir teklif sundunuz. Teşekkür ederim ama ben biraz düşünmek istiyorum diyebilirsiniz böyle bir kararsızlığınız olduğunu gösteriyor diğer kartım kupa asından geldi arkadaşlar ee, pardon kılıç asından geldi şimdi kılıç asında kılıç çok keskin ve net bir karar vermeyi gösterir arkadaşlar bunu da özellikle söylüyorum kararsız kaldığınız bir konuda çok net ve keskin bir karar vereceğinizi ve bu kararın da sizin hayatınızı etkileyecek bir başarıya sebep olacağını gösteriyor. Ama etrafınızdaki insanlar durur mu? Hayır. Ee, sizin başarınızı baltalamaya çalışan, sizin başarınızı kıskanıp da engel olmaya çalışan insanlar olacağını bir taraftan sen emek verip başarı için emek verirken bir taraftan da insanların sana engel olma yarışına gireceklerini gösteriyor. Bu da aslında kıskanılan, çekilemeyen bir insan olduğunu da gösterir. Demek ki kıskanıyorlar yani. Bak bu kartın bayağı şeyler gösteriyor. Şimdi kılıç şövalyesi geldi. Arkadaşlar geçmişle alakalı durumlar. İşte bu geçmişi Tamamen sil at diyemem, kimse bunu yapamaz zaten ama kılıç çovalyesinde tepeden tırnağa zırha e, bürünmüşsünüz öyle şekilde göründüğü için söylüyorum. Burada arkadaşlar geçmişte bir hata, geçmişte yapılan bir yanlış ya da size göre doğru olup da insanlara göre yapılan bir yanlıştan kaynaklı bugününüzün etkilendiğini gösteriyor etkilenme gibi bir durum yaşandığı takdirde de sizin yani bugününüz etkilendiği için ne oluyor ee, Sizlerde bu etkilendiğiniz durumu hayatınızdan çıkarmak için bir mücadele vereceğinizden bahsediyor bununla alakalı muradınıza erersiniz neden Çünkü birden fazla haberin sizlere gelmesi gibi bir durum görünüyor Devam edelim ve son 5 kartımı da şöyle seçmek istiyorum. Evet hazırsanız şöyle bir devam edelim. Kupa şövalyemiz geldi. Bakın kupa şövalyesi kılıç şövalyesi. Ben de çok güzel bir açılım yapıyoruz. Kupa şövalyesinde arkadaşlar birden çok nasibiniz var. Ama kıskanılan çekemeyen insan işte kıskanılan bir insan olduğunuz için ve etrafınıza sizi çekemeyen insanlar olduğu için nasiplerinizi kısmetlerinizi ve nasibinizle kısmetinizle beraber kendinizi de bir koruma altına almanız gerekiyor. Yine yine zırha e, böyle bir kuşanmış bir vaziyettesiniz. Muradınıza ereceksiniz demektir. Yüzünüz gülecek. Muradınıza erecek ve sevineceksiniz demektir. Çünkü burada kupayı elde ediyorsunuz. Kupayı elde etmek demekte de zafere, e, galibiyete ve bir başarıya erişmek olarak yorumlanır. Evet, evlilik kartımız geldi. Arkadaşlar ciddi bir ilişkiniz yoksa hatta en baştan başlayayım bu kartın yorumuna. Eğer bir ilişkiniz yoksa bir ilişki yaşayacağınızı gösteren yani bir başlangıç olacağını gösteren kartımdır. Aynı zamanda eğer bir ilişkiniz varsa o kişiyle e, ciddi düşünmeye başlayacaksınız. Evlilik teklifi yapabilirsiniz de evlilik teklifi alabilirsiniz de biliyorsunuz kartlarımızda herhangi bir cinsiyet ayrımı yoktur. Ee, erkekseniz evlilik teklifi yapabilirsiniz ya da artık günümüz şartlarında bayanlar da teklif ediyor bence bu da normal bir davranış ee, evlilik teklifi de alabilirsiniz bayansanız siz de teklif edebilir ya da alabilirsiniz evliliğe doğru bir adım atılması durumu var yani nişan söz düğün dernek gibi bazı durumlar var Evliliğe çok soğuk olan bir insansanız meğer mesela bak ben bu konuda da söylemek istiyorum. Çünkü birden fazla anlamlara gelebiliyor ve ben burada her hepsini açıklamayı tercih ediyorum. Eğer evliliğe çok soğuk bakıyorsanız ya ben evlilik insanı değilim diyorsanız Bugünlerde bir ev kurma, bir aile olma, elenip çoluk çocuğa karışma, ya benim de bir yuvam olsun, benim de bir ailem olsun gibi düşünceler sizlere olumlu gelmeye başlayacak demektir. Deynek kraliçemiz geldi arkadaşlar. E, sen hayallerin, hedeflerin konusunda bu hayat yolculuğunda ilerlerken birileri senin e, böyle bir önüne engel olmaya çalışıyor. Bunlara çok dikkat etmen gerektiğini gösterir. Mesela birisinin bir nankör hiç beklemediğin ama yanında olan bir insanın sana nankörlük yapması gibi düşünebilirsin. Sana yalan konuşması gibi düşünebilirsin. Hiç beklemediğin bir şeyi sana karşı yaptığını düşünebilirsin. Evet haddinde bak sorumluluk almayı çok seviyorsun. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorsun. Evet bunlar çok güzel şeyler. Ee, yani bu da bir nasiptir aslında. Bu herkese de nasip olacak bir durum değil. Ama ve lakin bu kartımda şöyle bir durum var. Ee, değnek onlusu geldi arkadaşlar. Bu kartımdaki durum çok fazla sorumluluk alıyorsun. Çok fazla üzerine yük alıyorsun. Herkese her her şeye yetişmeye çalışıyorsun. Bu yüzden de belin bükülüyor. Üzerindeki çok fazla olan sorumlulukları hafifletmen gerekiyor. Çok fazla yük varsa hafiflet atman gerekiyor. Hafifletmen gerekiyor. Belin bükülmüş bir vaziyette ve kendini doğrultman gerektiğinden de bahseder. Ve son kartım kupa yedilisinden geldi arkadaşlar. Bakın kupa yedilisinde şöyle bir durum var birden fazla kupamız var ve hepsinde farklı anlamlar var. Bunları söylemek istiyorum. Öncelikle şurada yılan dilli olan insanlardan enerjini sömüren, sadece iyi gününde yanında olan ama kötü gününde yanında olmayan insanlardan uzak durman lazım yani şöyle söyleyeyim varlığı yokluğu bir olan insanlar vardır gelirler senin enerjini sömürürler sonrasında da giderler anlatabiliyor muyum bu tarz insanlardan uzak durman gerekiyor senin kendi beden ve ruh sağlığın için bunu yapman gerektiğinden bahsediyor ee, ekstradan kafan çok karışık böyle biraz dinlenmeye ve düşünmeye ihtiyacın var kendini artık bilmeye ihtiyacın var Zaten şu dilli olan enerjini sömürenlerden uzaklaşman lazım dedim. Eğitim ve iş hayatı olabilir. Kendi sosyal hayatınızda da olabilir. Bir başarı durumu olduğunu gösteren kartımdır. Bir başarınız var ama bunu kendi hayatınıza göre yorumlayın. Belki bir senedir bir eğitime gidiyorsunuzdur. O konuda bir diploma alırsınız. Ya da 3-5 senedir okuyorsunuzdur. Orada bir başarı elde edersiniz. Çalışıyorsunuzdur 10 senedir orada bir başarı elde edersiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Şurası güzel. Bu kupada arkadaşlar bir zenginlik ibaresi var. Mesela bir miras hakkınız vardır sizlere gelmesi gibi düşünebilirsiniz ya da ee, nasıl diyeyim bir hakkınız vardır para olarak onun size gelmesi olarak düşünebilirsiniz aynı zamanda bir yatırım yapıyorsanız bir birikim yapıyorsanız onların çoğalacağının da göstergesidir maddi olarak yükselme rızık artışı olarak maddi olarak da bir yükselme görünür. Buradaki kupadaki evde evle alakalı tamirat tadilat olabilir ya da evle alakalı alım satım gibi bazı işlerle uğraşıyorsanız bugünlerde gündeme gelebilir ve bunlarla uğraşabileceğinizin göstergesidir Evet güzel ve net kartlarım geldi açıkçası ben beğendim ama sizlerde lütfen kendi hayatınıza göre şöyle bir olumlu olanları alın. Pozitif olanları alın negatif olanları bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum. Hoşçakalın.